Gördüğünüz gibi şirketimiz bu bilanço yılının sonunda tam 14 milyon lira kar etmiştir. Ulaşmış olduğumuz bu parlak sonuçta büyük hissesi bulunan fabrikamızın genç müdürü Murat Keskin Bey'e hepinizin önünde teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Teşekkür ederim Murat Bey. Göstermiş olduğun üstün başarından dolayı idare meclisimizin kararıyla net kardan %10 hisse alacaksınız. Sağ olun. Ben sadece vazifemi yaptım. Of, az daha sıkıntıdan boğulacaktım. Buyurun efendim, şimdi ferahlarsınız. Tebrik etmek için randevu alanların listesini okuyorum efendim. Dur bakalım acelenle. Şimdi listeyi bırak da sen niçin hala beni tebrik etmiyorsun onu söyle. Mesai saatinin bitmesine daha 15 dakika var efendim. Çok daha samimi bir tebrik merasimi hazırladım sizin için. 15 dakika değil, bir dakika bile bekleyemem. Neymiş o samimi merasim söyle bakalım. İsrar etmeyin Murat Bey ne olur. Mesai saati bitmeden samimi olamam sizinle. Yönetmeliğe aykırı bir durum bu. Yönetmeliği değiştirdim. Her türlü samimi tebrik tarzı serbesttir artık. Madem öyle yumun gözlerinizi. Daha bekleyecek miyim sekreter hanım? Hayır müdür bey. Senin gibi bir adamı sevdiğim için iftihar ediyorum kendimle. Oo! Tebrik için uğramıştık ama galiba yanlış zaman seçmişiz. Başka bir zaman uğrarız müdür bey. Alayı bırakın çocuklar. Gelmeseydiniz ben de sizi arayacaktım zaten. Size açıklamak istediğim müthiş bir haberim var. Neymiş bu haber bakalım? Dünyanın en güzel, en hassas, en dürüst, en bulunmaz sekreteriyle evlenmeye karar verdim. Murat! Evet sevgilim. Karım olmayı kabul edersen, işte şahitlerimiz de hazır. Ben de şahitler huzurunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bana verdiği yetkilere dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Tanrı bahtiyar etsin. Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin yavrucuğum. Hadi gelinle dans etmek için bizden davet mi bekliyorsun? Mutluyum, çok mutluyum. Bütün arzum ömrümün sonuna kadar böyle kolların arasında kalabilmek. Bütün bir hayat boyunca yüreğimin en gizli, en kutsal derinliklerinde taşıyacağım seni. Kollarımın arasından seni artık hiçbir kuvvet alamaz. Dünyanın en şirin, en tatlı yuvası olacak bizimki. Sadece neşe ve mutluluk taşacak evimizde. Şükürler olsun sana yüce Tanrım. Beni muradıma kavuşturduğun için şükürler olsun. Ömrümün sonuna kadar beni ondan ayırma. Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim. Sen bizim tertemiz yuvamızı kötülüklerden koru ya Rabbim. Sen bizi doğru yoldan ayırma sakın. Kolay gelsin Rasim Bey. Bakıyorum bugün işin epey yüklü. Evet beyefendi, yarın aybaşı. 1500 kişi aylık dağıtacağız. Alo,
Buyurun efendim. Sevgilim, nerelerdesin? Bir saattir arıyorum seni. Mutfaktaydım. Sevdiğin ıspanaklı börekten pişiriyordum sana. Başka ne yemekler olduğunu söylemem, görünce anlarsın. Biliyor musun yavrum, çok özledim seni. Özledin mi? Daha sabahleyin ayrıldık birbirimizden. Az zaman mı? Keşke sekreterim olarak kalsaydın. O zaman akşama kadar hep beraber olurduk. Sen istedikten sonra benim boynum kıldan ince sevgilim. Evlendikten sonra karımı çalıştırmam diye direten sensin. Hemen gözlüklerimi takıp geliyorum. Yo, sakın ha! Burası evli kadınlara göre bir yer değil. Neredeyse işim bitiyor zaten. Böreğin altını yakma sakın. Karnım nasıl zil çalıyor bilemezsin. Ispanaklı böreğin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Akşamları börek gibi ağır yemekler yemek insan sağlığına son derece zararlı. Sonra yağlı yemekler de öyle. Ben de onun için... senin yüzünden hep. Telefonda lafa tutup yemeklerin altını yaktırdın bana. Üzülme karıcığım. Ben seni bu eve aşçı diye mi aldım sanıyorsun? Sen benim sevgili karım, evimin biricik sultanısın. Önüme yemek değil, zehir bile koysan gene de başımın üstünde yerim var. Zavallı veznedar Rasim Bey, şirketimizin en eski memuruydu. Geçirdiği kalp kriziyle ölümü bizi müşkül durumda bıraktı. Yeni bir memur tayin edilene kadar kasanın anahtarı sizde kalsın Murat Bey. Ay sonlarında kasada toplanan büyük çaptaki paranın sorumluluğunu şimdilik başka kimseye yükleyemem. Peki efendim. Biliyor musun Murat? Düşünüyorum da bu ev iki kişi için çok büyük. Ömrümüzün sonuna kadar hep böyle iki kişi kalacak değiliz ya. Elbet bizim de çocuklarımız, torunlarımız olacak. Peki, kaç çocuğun olsun istersin? Ne bileyim ben, 3, 5, ne kadar doğurmaya gücün yeterse. 3'ü 5'i bilmem ama hazırlan, birincisi yola çıktı bile. Kim yola çıktı? Anlamadın mı hala koca bebek? Karnımda çocuğunu taşıyorum senin. Çocuğumuzu taşıyorsun demek. Bizim, ikimizin çocuğunu. Karım, bir tanem, sevgilim, çocuklarımın anası benim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Beni çok, çok sevmekle. Oğlan doğuramadım diye kızmadın bana, değil mi? Kızmak mı? Ne münasebet. Bir taneydiniz, iki tane oldunuz şimdi.
Tanrı'dan başka ne isteyebilirim? Ama bak, onu benden daha çok seversen karışma. Öyleyse hazırlan. Çok, çok seveceğim kızım. Hele bir de sana benzerse yok mu? O zaman dünyalar benim olacak. Yakışıklı adammış. Boy 1.87, kilo 78. Teknik Üniversite Makine Fakültesi mezunu. İstanbul 75 kilo boks şampiyonu. Evli, bir çocuğu var. Kumar oynamaz, içki içmez, işine ve evine son derece bağlı. Kumar oynamaz, içki içmez, karısından başkasına bakmaz. Ne biçim erkek bu? Hem de bu kadar yakışıklı üstelik. Karısından başka kadın tanımayan erkekler kolay yola gelir derler. Bu işi bir becerirsen seni kürklere, mücevherlere boğarım. Düşün, ay sonlarında kasada 1500 işçinin yevmiyesi toplanıyor. 1 milyondan fazla para eder bu. Kadınlığını kullanarak herifi elde etmeni istiyorum senden. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Hoşuma gitti bu iş. Geliyor. Tanrı acıdı da sizi karşıma çıkardı. Kimdi o adamlar, ne istiyorlardı sizden? Korkuyorum, ne olur bırakmayın beni. Korkacak bir şey yok artık, kendinize gelin. Bilemezsiniz, bu şehirde yalnız başına yaşamanın zorluğunu bilemezsiniz. Çekinmeyin, her şeyi anlatın bana. Belki de yardım edebilirim size. Sahiden yardım eder misiniz bana? Derdimi anlatacak birine o kadar ihtiyacım var ki. Gel. Annemi küçük yaşta kaybettim. Babam emekli bir memur. Çalışmak, hayatımı kazanmak zorundayım. Bir gece kulübünde şarkı söylüyorum. Orada bir adam çıktı karşıma. Benimle evlenmek istiyordu. Ama görseniz babam yaşında. Tabii hemen reddettim. O gün bugündür peşimi bırakmıyor işte. Neden polise başvurmadınız? Korktum, ölümle tehdit ettiler. O kadar yalnızım ki. Ne olur, bu akşam olsun yalnız bırakmayın beni. Peki, bırakmam. Üzülme artık. Çok iyi bir insansınız. Yemeklerin altını yakmadan pişirdik bugün çok şükür. Babamız gelince kim bilir ne kadar çok sevecek bizi. Sen misin Murat? Biz de Selma ile şimdi senden konuşuyorduk. Hep sevdiğin yemekler var bu akşam. Alo? Niye konuşmuyorsun? Çok üzüldüm de ondan. Çünkü yemeğe gelemeyeceğim bu akşam. Neden? Biliyorsun, yıl sonu. Gece kalıp bilanço üzerinde çalışmam gerek. Sen yemeğini yer yatarsın. Kızmadın ya bana. Hayır, kızar mıyım hiç? Tabii öyle yaparız, merak etme sen. Güle güle. Merhaba güzel adam. Merhaba. Bir içki ısmarlar mısın bana? Ne istiyorsa verin. Git
gitmişsinizdir diye o kadar korktum ki. Yalnız başıma nasıl giderdim eve? Hemen çıkalım öyleyse. Benimle bir yorgunluk kahvesi içerseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim, geç oldu. Ya gene saldırmaya kalkarlarsa? Kapıyı pencereyi sıkı sıkı kilitleyip yatarsınız. Yarın size vakti daha bol bir muhafız bulmaya çalışacağım. İyi geceler. Size de. Neden yatmadın sen? Sen olmayınca uyku tutmuyor. Yemek de yemedin mi? Ne garip, karnım da acıkmıyor sen olmayınca. Nen var senin, canın bir şeye mi sıkılıyor yoksa? Yok canım, hiçbir şeye sıkıldığım yok. Yorgunum sadece. Beni seviyorsun. Benden bıkmadın değil mi? Durup dururken bu ne biçim sual? Nereden çıkardın bunu şimdi? Bilmem, içimden geldi. Beni hala eskisi gibi sevdiğine yemin eder misin? Hayır. Hayır mı? Peki ama neden? Çünkü eskisinden daha çok seviyorum da ondan. Emriniz? Soda. Bak, maçoası çıktı. Dostça bir şey söyleyeyim mi sana arkadaş? Aklın varsa uzak dur o kızdan. Burası sana göre bir yer değil. Fala inanmam. Nasihata da ihtiyacım yok. Seni patron istiyor. Oo, bu ne şıklık. Gindik, kuşandık, geldik. Söyle bakalım sebebini. Otur hele, anlarsın. Ben sana işlerime burnunu sokma demedim mi? Hala yeşil avcılığa devam mı? Gelmeyeceksiniz diye öyle korktum ki. Bugün gene telefonla tehdit ettiler beni. Bundan sonra korkmanıza lüzum yok. Gece gündüz sizi korumaya hazır bir gönüllü buldum. Arkadaşım Orhan, siyah kemerli judocudur. Üstelik de bekar. Memnun oldum. Sevimli prenses hazretleriyle kahraman şövalyesini baş başa bırakmanın zamanı geldi. Bana müsaade. Biraz daha kalsaydınız. Bu akşam için affedin beni. Emrinizdeyim prenses hazretleri. Uğrunuzda ölüme bile gitmeye hazırım. Tam avucunun içine almışken budala gibi kaçırdın adamı elinden. Bir sokak köpeği kadar kıymet vermiyor bana. Arkadaşıyla baş başa bırakıp gittiğini gözlerinle gördün. Zorla koynuna giremezdim ya adamın.
O anahtarı ele geçirmenin bir yolu olmalı. Ama nasıl? Vazgeç bu sevdadan Kenan. Murat Bey'i de rahat bırakalım artık. Bambaşka bir insan o. Bambaşka bir insan demek. Neler duyuyorum senin ağzından? Yoksa aşık mı oldun adama? Doğruyu duymak seni rahatsız etmeyecekse evet. Ona daha önce rastlamış olsaydım belki de şimdi bambaşka bir insan olurdum. Vah yufka yürekli bebeğim benim. Vah talihsiz yavrum benim. Senin hesabına ne kadar üzüldüm bilemezsin. Seni sersem tavuk seni. Demek aşık oldun öyle mi? Yahu ayıp değil mi? Kalkmış bizi işletiyorsun. Kız sana aşık oğlum. Nereden çıkardın şimdi bu aşık lafını? Sadece acıdığım için ilgilendim ben o kızla. Kızı tavlayamadığı için çamur atıyor bana. Alo. Günaydın efendim. Burada, şimdi veriyorum. Seni istiyorlar Murat. Kim? Kim olacak? İkinci yengemiz. Hadi arkadaşım, beyefendiyi yalnız bırakalım da rahat rahat konuşsun. Alo, ben Murat. Sizinle bu akşam mutlaka görüşmem lazım Murat Bey. İmkansız, çok işim var. Ama söyleyeceklerim sizin için çok önemli. Peki, sizi dinliyorum. Telefonda söyleyin. Telefonda olmaz. Fabrikadaki kasayla ilgili. Bir soygun tasarlıyorlar. Soygun mu tasarlıyorlar? Kimler? Rahat konuşamıyorum burada. Akşama bana gelin, hepsini anlatırım. Alo! 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 Murat sen misin? Akşam yemeğine gelmeyeceksin demek. Peki, ben yerim. Zırlayıp durmanın kimseye bir faydası yok artık. Bunları içkisinin içine atarsın. Nedir bunlar? Korkma, zehir değil. Sadece Murat gibi bir adamı 2 saat uyutabilecek bir ilaç. Her şey bu 2 saat içinde olup bitecek. Soygunun planını milim milim hazırladım. Bu işi bitmiş sayıyorum artık. Tabii eğer sen bir kancıklık etmezsen. Ya edersem? İkinizi de öldürürüm o zaman. Hem de zevkle yaparım bu işi. Çalışıyor musunuz müdür bey? Kasayı kontrol ediyordum Şaban efendi. Yarın dağıtılacak işçi ayrılıkları var. Dikkatli ol. Merak etmeyin efendim. Zaten anahtarı sizde. Kim yanaşabilir kasaya?
yalvarırım size. Başınıza bir kötülük gelmeden gidin. Hadi bırakın bu saçmalıkları da doğruyu söyleyin bana. Telefonda lafını ettiğiniz o soygun sözü de nereden çıktı? Ne olur gidin. Hiçbir şey söyleyemem size. Vaktim var nasıl olsa. Sakinleşmenizi bekliyorum. Gerçeği öğrenmek için kararlıyım. On dakika vaktin kaldı. Eğer söylediklerimi yapmazsan, ikinizi de öldüreceğimi biliyorsun. Kimdi telefon eden? Bilmiyorum. Herhalde yanlış numara olacak. Bir içki vereyim mi size? Hayır, istemem. Ama bir kahve olursa içerdim. Eğer o akşam Orhan'ı atlatmasaydınız, bu işler belki de hiç gelmeyecekti başınıza. Gönül Hanım, bu kahveyi içene kadar size müsaade ediyorum. Ondan sonra da bildiklerinizi anlatmazsanız kalkıp gideceğim. Söylemeyeceksiniz demek. Allah'a ısmarladık. Tuh be, ilaç etkisini göstermeden fırladı çıktı. Peşine düşelim patron. Bundan sonrası artık çocuk oyuncağı. Ne oldu? Ne yaptınız?
açtım radyoyu o kadar. Kadınlara güvenim yok. Yapma! Yapma Kenan! Bu iş tamam. Yarın başına ne geldiğini anlamayacak. Bakayım ağzını canım. Ah, al gelin. Bakalım, ekmeğini de ben vereyim. Birazcık da su. İç canım şunu, hadi minik kuşum. İç. Hadi güzelim benim, iç bakalım. Aa, oldum ya. Hadi babanla beraber iç bakalım. Şerefe. Oh, güzel bebeğim. Murat Bey'i görmek istiyoruz. Buyurun. Seni istiyorlar Murat. Bizimle müdüriyete kadar gelmeniz gerekiyor. Niçin? Orada öğrenirsiniz. Merak etme karıcığım, birazdan dönerim. Tabanca sizin mi? Evet, daha doğrusu fabrikanın, o gün üzerime almıştım. Neden? Telefonla kasanın soyulacağını haber verdiler. Kim? Hisar Gece Kulübü'nde şarkı söyleyen kız, Gönül Sunar. Gönül öldü Murat Bey. Öldü mü? Vücudundan çıkan kurşunun da sizin tabancadan atıldığını tespit ettik. Hayır, olamaz. Hala inkar etmeniz faydasız. Gönül'ü siz öldürdünüz. Hayır. Ve kasayı da siz soydunuz. Hayır. İnkar etmek faydasız. Çaldığınız paraların yerini söyleyin. O zaman cezanız hafifler. Hayır! 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 Mensup olduğunuz şirketin kasasını metresinize para yetiştirmek için soymak ve sonra onu kıskançlık sebebiyle öldürmek suçlarıyla yargılanıyorsunuz. Tanıklara söz vermeden önce bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir tertibe kurban gittim. Suçsuzum efendim. Suçlu olduğuna eminim sayın yargıç. Gönül son zamanlarda sık sık sanık tarafından rahatsız edildiğinden şikayetçiydi. Onu Murat'ın öldürdüğünden eminim. Yalan! Ben öldürmedim onu! Gönül'ün ona göre bir kız olmadığını söyledim kendisine. Beni dinlemedi. Gönül'le buluşmaya devam ettiler. Herkes çıktıktan sonra Murat Bey'i kasanın önünde gördüm. Paralara bakıyordu. Evet sayın yargıç. Böyle bir ilişkisi olduğunu hepimiz biliyorduk. Cinayetin işlendiği gün Gönül kendisini telefonla aradı. İlave edebileceğim bir şey yok. Böyle bir çılgınlığı nasıl yapabildiğine hala şaşıyorum. Yani sizce Murat... Katildir efendim.
Kasayı soyan da odur. O öldürdü. Bana kalırsa suçlu. O soydu kasayı. Suçlu zannediyorum. Zeynep Keskin! Doğruyu söyleyeceğinize yemin eder misiniz kızım? Bana istediğim gibi bir kız nasip ettiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Yüce huzurunda Zeynep'imden başka hiçbir kadına bakmayacağıma bütün kalbimle yemin ederim. Sana sordum kızım. Yemin eder misin dedim. Evet efendim. Sayın Yargıç. Müsaade ederseniz karıma bir sual sormak istiyorum. Sorabilirsin. Bana inanıyor musun Zeynep? Suçsuz olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki inanmak için artık çok geç. Doğru. Çok geç. Başka bir diyeceğin var mı? İnsana en yakını, en sevdiği inanmazsa yaşamanın, kendini savunmanın ne önemi var? Vereceğiniz karara razıyım efendim. Mahkeme eldeki delilleri inceleyip salim bir karara varmak için 11 Kasım tarihine ertelenmiştir. Zeynep. Sana bir tek mutlu gün yaşattımsa o günün hatırı için beni aramanı istiyorum. Kendini savunmayan Murat Keskin, soygun ve cinayet suçundan 18 yıla mahkum oldu. Murat Keskin! Murat Keskin! Kalk, ziyaretçim var. Geleceğini biliyordum. Kızımız nasıl Zeynep? İyi. Sizleri nasıl özlediğimi bir bilsen. Ne fark eder? Bizim için bir ölüden farkın yok artık. Hiçbir zaman aldatmadım seni Zeynep. Ömrüm boyunca da senden başka kimseyi sevmedim. Söylediklerin doğru bile olsa neyi değiştirir? Kupkuru bir sevgi neye yarar? Kızım büyüdüğü zaman babasını sorarsa ne cevap vereceğim? Babasının bir katil, bir hırsız olduğunu mu söyleyeceğim? Hayır, yapamam bunu. Bir tanecik yavrumun böyle bir lekeyle yaşamasına razı olamam. Öldüğünü söyleyeceğim ona. Eğer kızını bir parçacık seviyorsan verdiğim bu karara uymak zorundasın. Senden bunu istemek için geldim. Olmaz. Olmaz.
Allah yardımcın olsun. Biliyorsun, Murat'ı ikimiz de kardeşimiz gibi severdik. Onun için bir kardeşimiz de sen sayılırsın. Arkadaşlar aramızda birleşerek size ufak bir yardımda bulunmayı kararlaştırmıştık. Şayet kabul edersen. Herkese, hepinize çok teşekkür ederim. Ama bundan böyle hayatımı kendim kazanmak zorundayım. Çocuğumu hep iyaneyle büyütemem ya. Pekala, şimdi nereye gidiyorsun? Süt ninemin yanına. Benim için üzülmenize bir sebep yok. Yeter artık kızım. Kaç gündür yemedin, içmedin, doğru dürüst bir uyku bile uyumadın. Bu çalışmaya can mı dayanır? İnsan hem analık hem babalık görevini sırtında taşırsa... çalışmayıp da ne yapar süt nineciğim? Hadi bakalım. Bir daha ağanın hakkını vermeyi unutursanız cebinizdekileri de alırım, haberiniz olsun. Yeni gelenden yer parası, yatak parası alındı mı? Cebinde tek kuruş yok çaylağın. Koca bir kasayı soymuş adamda nasıl para olmazmış? Kolundaki saati de gözlerin görmüyor mu? Kıymetli abimiz, acaba saat kaç? Saat kaç diye sordum. Yoksa bir kusur mu oldu? 4:15 geçiyor. Oo, kıyak bir saat bu be. Versene şuna yakından bir bakayım. Nereye götürüyorsun saati? Satma. Birikmiş yer paralarını istiyor ha. Satıp onları ödeyeceğim. Daha başından bu it sürüsüne boyun eğmeyecektin evlat. Çekeceğin var şimdi. Bu kadar işinin arasında ıspanaklı börek yapmak da nereden aklına geldi ha kızım? Çok severdi bu böreği. Kim bilir ne yiyip içiyordur oralarda. Aç mı tok mu Allah bilir. Kendi karnımız doydu da bir de Murat'ı mı düşünüyorsun şimdi? Sana yaptıklarını ne çabuk unuttum. Unutmadım. Ömrüm oldukça da unutmayacağım. Ama mutlu günlerimizi de düşünmemek elimde değil. Buyur evlat. Yemeden yaşanmaz. Sağ ol garip baba, canım istemiyor. Murat Keskin ziyaretçim var.
boğazından geçmedi kızımın. Bir tepsi de sana yolladı. Çok severmişsin bu böreği. Niye kendisi gelmedi? Niye olduğunu sen biliyor musun? Hadi oğlum bana müsaade. Ağa tepsiyi getirsin de beraber yiyelim diyor. Ne zamandır ev böreği yememiş. Tek! Bana mı çek dedin? Evet, sana. Aklını mı kaçırdın sen be? Ağa istiyor dedin. Ben şimdi senin solunu keserim, kalem züppesi seni! Ellerine sağlık. Bu rezillerden kurtardın hepimizi. Aradan tam 18 yıl geçti. 18 yıldır oturup düşündüğün yeter. Günümüz doldu artık. Hürriyet kapıda bizi bekliyor. Benim gibi bir insan için hürriyetin ne değeri olabilir? Öyle söyleme. Daha genç, yeni baştan bir hayat kurarsın kendine. Ne faydası var? İçinde karımın ve kızımın olmadığı bir hayatı ne yapayım? Kim bilir ne kadar büyümüş. Nasıl da güzel bir genç kız olmuştur biricik yavrum. Ama hür de olsam onu göremem. Bağrıma basıp doya doya koklayamam. Ben senin babanım diye dağa taşa haykıramam. Neye yarar söyle bana garip baba? Neye yarar senin hürriyet dediğin bütün bunlar olmayınca? Giymem bu elbiseyi. Nesi var kızım? Neden beğenmiyorsun? Komik anne, böyle gülünç bir elbiseyi nasıl giyerim? Bankadaki arkadaşlarım artist gibi giyiniyorlar. Onların halleri vakitleri daha iyidir ondan. Bütün gece uğraştım bu elbiseyi dikmek için. Seveceğini, beğeneceğini, teşekkür etmek için boynuma sarılacağını zannetmiştim. Dersin anneciğim, seni üzmek istememiştim. Belki de sen haklısın. Ama gücümüz ancak buna yetiyor işte. Yoksa seni mutlu görebilmek için canımı bile verebilirim. Anneciğim, canım anneciğim benim. Çok şükür Allah bugünleri de gösterdi bize. Yine bir yığın dekont var başımızda. Çalışmaktan kurtulmak için önüme çıkan ilk erkekle evlenmeye karar verdim. Ben de ama öyle önüme çıkan ilk erkekle değil. Evleneceğim adam yakışıklı, uzun boylu, kır saçlı ve kibar olmalı. Hani bankaya para yatırmaya gelen zengin iş adamları var ya, onlar gibi. Affedersiniz. Senetler servisine kim bakıyor acaba? Buyurun efendim, ben meşgul olurum sizinle. 3752 numaralı hesaba geçiren lütfen. Teşekkür ederim.
Fazla daldın. İşte hayalimdeki erkek. Gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. Siz miydiniz? Zahmet olacak size. Estağfurullah, buyurun rica ederim. Merhaba. Merhaba evlat. Bir şey bulabildin mi bari? Gece kulübü kapanalı yıllar olmuş. Sahibinin nerede olduğunu bilen yok. Vazgeç bu intikam sevdasından evlat. Elinden bir kaza çıkarsa ömrün boyunca yatarsın bu sefer. Sen ne diyorsun garip baba? Sadece alacağım intikamın hayaliyle yaşıyorum ben. Alnıma bu kara lekeyi sürenler cehennemin dibine bile girseler kurtulamaz elimden. Çok içiyorsun evlat. İçmeyip de ne yapayım garip baba? Evlerini öğrendim bugün. Hemen elimi uzatıp tutabileceğim kadar yakında oturuyorlar. Ama kapılarını çalıp işte ben geldim diyemiyorum. Şükürler olsun sana yüce tanrım. Beni muradıma kavuşturduğun için şükürler olsun. Ömrümün sonuna kadar beni ondan ayırma. Geliyorum kızım. Gelmeyecektim buraya. Dayanamadım Zeynep. Çok özledim sizi. Ne olur beni anlamaya çalış. Bunun ne faydası var? Selma neredeyse gelir. Ne olur git buradan. Kızım gözümde tütüyor. Kim bilir ne kadar büyümüştür. Bir defacık doya doya sarılsam mı yavrum? Hayır olmaz. Seni ölmüş biliyor, göremezsin onu. Bu kadar taş yürekli olma Zeynep. 18 yıl sadece bu ümitle yaşadım. Kızımın namuslu ve şerefli bir hayata sahip olabilmesi için bütün gençliğimi verdim. Şimdi katil damgası yemiş bir adamın kızı olduğunu öğrenmesini ister misin? Hayır, ne hırsız ne de katilim ben. Hiçbir zaman doğruyu söylediğime inanmadım. Ama bizi bu hale getirenleri bulup intikamımı alacağım. Yaptıkları alçaklığı canlarıyla ödeteceğim. Hayır sakın ha! Vazgeç bu intikam sevdasından. Kızıma kurduğum tertemiz hayatı yıkmaya hakkın yok. Demek ömrümün sonuna kadar alnımdaki bu kara lekeyle yaşamamı istiyorsun. Kızımı seviyorsan başka çaremiz yok. Yaşayan bir ölü olarak kalmaya mahkumsun. Söz ver. İntikam peşinde koşmayacaksın. Hiçbir surette yaşadığını öğrenmeyecek kızım. Peki. İstediğini yapacağım. Ama uzaktan da olsa bir kerecik göremez miyim onu?
Ama... Hayır, yanlış anlama. Babası gibi değil, bir yabancı gibi. Uzaktan. Hiç olmazsa bunu çok görme bak. Levent İş Bankası Senetler Servisinde çalışıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Korkma, sözümde duracağım. Bana. İnanmalısınız. İçimden kopan sözler bunlar. Sizi seviyorum Selma Hanım. Birbirimizi tanıyalı daha 3 gün bile olmadı. Bu kadar kısa zamanda... Zamanın ne önemi var? Sizi görür görmez yıllardır beklediğim, aradığım kızı bulduğumu anladım. Masallardan kaçmış peri kızı kadar güzel olduğunuzun farkında değil misiniz? Beni şımartıyorsunuz. Tanrı bütün güzellikleri şımartılsınlar diye yarattı. Kenar mahallelerde solmaya mahkum kızlardan değilsiniz siz. Doğru mu bu bütün söyledikleriniz? Elbette doğru. Çok daha fazlasına layıksınız. Hani bizi bir daha aramayacağına söz vermiştin? Sözümde durmamı engelleyen önemli bir sebep var Zeynep, kızımız. Kızımız felaketin eşiğinde Zeynep. Alçak bir herifin ağına düşmek üzere. Olamaz. Kızıma hakaret etmeye hakkın yok. Yavruma bir tek laf söylemektense ölmeyi tercih ederim. Sen anasıysan ben de babasıyım onun. Kızımın şerefi için... İçimde yıllardır besleyip büyüttüğüm intikam arzusundan bile vazgeçtim. Ama şimdi ahlaksız bir pavyon sahibinin ağına düşmek üzere. Sahibinin ağına mı düşmek üzere? Ne olursa olsun kızımı tek başıma korumaktan başka çarem yok. Zeynep. Söz verdin. Ne olur sen bu işe karışma. Kızımız senin yaşadığını öğrenmesin. Peki. Peki Zeynep. İstediğini yapacağım. Sizin mutluluğunuzdan daha değerli ne olabilir benim için? Çok teşekkür ederim. Nerede kaldın kızım? Meraktan ölüyordum. Arkadaşlarla sinemaya gittim. Doğru söylemiyorsun Selma. Genç kızların en çok hata yaptıkları yaştasın. Kendinden yaşlı, karaktersiz, ahlaksız bir adamla arkadaşlık yapmak sana yakışmaz. Ona hakaret etme anne. Evet, Kenan Bey'le beraberdim.
Ama ne senin ne de başkalarının ona iftira etmesine müsaade edemem. Seviyorum onu anne. O da beni seviyor. Sus! Eğer şerefli bir insan olsaydı önce kapımı çalıp izin istemesi gerekirdi. Gerçek sevginin yolu gizli köşelerden değil nikah dairesinden geçer. O adamla hemen ilgini keseceksin. Hayır, çocuk değilim artık. İstediğimle arkadaşlık ederim ben. Bana baksana sen! Utanmıyor musun anneyle böyle konuşmaya? Ben seni namuslu ve dürüst bir hayat kurabilmen için yetiştirdim, anlıyor musun? Ne olursa olsun, hislerime hiç kimse karışamaz anne, sen bile! Ne demek karışamazmışım? Öyle bir karışırım ki! Karış da görelim öyleyse! Nasıl yaparsın bunu anne, nasıl yaparsın? Zamanında atılan bir tokat, alnına sürülecek kara bir lekeden çok daha iyidir kızım. Hayatımı bir tokatla değiştirebileceğini sanıyorsan çok büyük hata ediyorsun anne. Sana olan sevgimden attım bu tokadı. Hayatın gerçeklerini anlayabilmek için daha çok gençsin. Dokunma bana! Gerçekleri göremeyen asıl sensin. Annen benimle görüşmeni yasakladı demek. Gülme ne olursun. Kafası örümcek bağlamış işte. Zavallı kadın belki de haklı. Evlenmeden gizlice buluşmak doğru bir şey değil. Üzülme sevgilim. Zaten ben de meseleyi aileme açtım. En yakın zamanda seni onlarla tanıştıracağım. Bu yakın zaman çok uzamaz inşallah. Niye uzasın? İstersen hemen bu gece. Ama ben geceleri çıkamam ki. Annen uyuduktan sonra gizlice kaçarsın. Annem fark ederse öldürür beni. O zaman doğruyu söylersin, olur biter. Nihayet müstakbel kocanın ailesiyle tanışmaya gidiyorsun. Ne kötülük var bunda? Hiçbir kötülük yok tabii. Ama sen gel de bunu anneme anlat. Gidelim artık. Öğleye kadar izin aldım bankada. Peki. Ayrılalım, dedikodu olmasın. Unutma, gece 11'de alacağım seni. Ne istiyorsun? Yüzüme bakarsan anlarsın. Sen? Evet. Evet, ben! Seni şuracıkta ellerimle boğup gebertmek için neler vermezdim. Ama şükret ki her şeyden mukaddes saydığım bir kadına verilmiş sözüm var. Yürü benimle. Bu işte benim bir günahım yok. Yalan söylediğimi sanıyorsun. Sus! Canına susamadınsa o işi hatırlatma bana. Eğer istediğin paraysa... Paranı başına çal! İstediğim o kızın yolundan çekilmen. Hangi kızın? Aptal numarasına kalkışma! Bankada çalışan kızdan bahsediyorum. Neden ilgileniyorsun elin kızıyla? Karışma sen ona! Dediğimi yap! Peki. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Şeytan görsün o kızın yüzünü. Bir dakika küçük hanım. Ne istiyorsunuz? Sana yardım etmek istiyorum kızım. Ne münasebet? Siz kendinize yardım edin önce. Kendime değil ama sana yardım edebilirim. Bir sokak serserisinin yardımına ihtiyacım yok benim. Çekilin yanımdan. Beni bir an için baban olarak dinle. Baban olarak. Allah korusun. Ölmüş babama çok büyük bir hakaret olur bu. Bana istediğin kadar hakaret edebilirsin kızım. Yalnız dikkatli ol. İyi giyimli, kibar tavırlı ahlaksızlar... ...şu karşında gördüğün serseriden çok daha zararlı olabilirler. İkide bir de bana kızım deme! Ben senin kızın mızın değilim! Çekil yolumdan, rahatsız etme! Bir dakika!
Bir dakika. Bırak beni, yoksa polis çağırırım. Pis serseri. Bütün şehri karış karış tarayacaksınız. Yarın sabah Murat ölmüş olacak. Yoksa hepimizi hapislerde çürütebilir. İyice açın kulaklarınızı. Dirisi değil, ölüsü lazım bana. Merak etmeyin, iyice anladık. Elimizden kurtulamaz. Güzel. Sen de adamlarınla gölgenmiş gibi beni takip edeceksin. Tekrar yolumu kesmeye kalkabilir. Baş üstüne. Kızım, artık sen de yatsan olmaz mı anne? Makinenin gürültüsü uyutmuyor beni. Vah benim güzel yavrum, niye daha evvel söylemedin? Ben yarın sabah erken kalkar bitiririm işimi. Hadi sen uyu artık yavrucuğum. Baban neredeler? Bir an evvel tanışmak için öyle sabırsızlanıyorum ki. Neredeyse gelirler, sokağa çıkmış olacaklar. Peki, geleceğimizden haberleri yok muydu? Affet beni sevgilim, işimin arasında telefon etmeyi unuttum. Ama merak etme, birazdan gelirler. Nen var? Niye tedirginsin böyle? Bilmem, çok heyecanlıyım nedense. Şimdi çaresini buluruz. Sinirleri yatıştırmak için harika bir ilaç var bende. Şerefine. Şerefine. Dans edelim mi? Nasıl? Şimdi kendini çok iyi hissediyorsun değil mi? Bilmem, daha iyiyim galiba. Thank you.
Patron yukarıda pilici yiyor. Bizimkiler herifi bulup temizlediler mi, yarın hepimizi paraya boğar. Şimdi geçer. Hayır. Beni evime götürün. Annem. Şimdi yavrum, şimdi. Merak etme sen. Çok iyi bir insansınız Kenan Bey. Sefer iple taşı hazırla. Bu sefer sonun geldi ahmak. Balıklara yem olacaksın sessiz sedasız. Ama daha önce alınacak bir ahım var. Burada uyuz köpek gibi kıvranırken yukarıda patron senin kızı soymuş, keyfine bakıyor. Thank you.
sefer öldüreceğim seni. Gönül'ü öldürdüğüm gece seni sağ bıraktıysam bu kasa soygununa uygun bir suçlu bulmak içindi. Demek sendin o alçak. Beni basit bir yalancı şahit mi sanıyordun yoksa? Elbette bendim. Artık bir dakika bile yaşaman tehlikeli. Seni öldüreceğim, kızın da benim olacak. Kıpırdama! Konuşmalarınızı duydum. Haksız yere neler çektirdim ben sana. Yüzüme tükürmeliydim. Herkesle birlik olup seni suçladığım için nefret etmeliydim ben de. Seni çok sevmekten başka hiçbir şey gelmedi elim. Affet beni. Layık olamadım ben senin sevgine. Artık inanıyorsun ya. Dünyanın en mutlu insanıyım şimdi. Ne yapacağız şimdi? Korkacak bir şey yok. Onu ben öldürdüm. Sen mi öldürdün? Evet. İntikam almak için öldürdüm. Hayır, yapamazsın böyle bir şey. Ver o tabancayı bana. Yaparım. Yıllar sonra bile olsa sizler için bir şey yapabileceğimden son derece mutluyum üstelik. Öldürürler seni bu sefer, asarlar. Assınlar, vız gelir. Susuz olduğuma inanıyorsun ya, bu bana yeter. Razı olamam Murat, dayanamam. Ne olursa olsun dayanacaksın, mecbursun. Senin benden istediklerini şimdi ben senden istiyorum. Kızımızı düşün. Gazetelere geçmesini, lekelenmesini ister misin? Benim hayatım yıkılmış nasıl olsun. Hiç olmazsa onunkini kurtarın. Kızımızı alemin uzaklaş burada. Hayır. Hayır, nasıl yaparım bunu? Kızımız için yapman lazım. Yapacaksın. Şimdi ayrılmadan önce son bir defa öpmek istiyorum seni. Yemin etmeni istiyorum senden. Mahkeme kararı ne olursa olsun doğruyu söylemeyeceksin. Konuşmayacaksın. Cesur bir kadınsın sen. Kuvvetli bir kadınsın. Bugüne kadar nasıl dayandınsa şimdi de öyle dayanacaksın. Hadi. Yemin et. Konuşmayacağına yemin et. Allah'ım neredesin sen? Evet kızım, seni dinliyorum. Asın bu adamı sayın yargıç. Yalvarırım idam edin. Dünyanın en iyi insanlarından birini öldürdü o. Sevdiğim adamı elimden alan bu canavarı yaşatmayın. Sözlerine dikkat et kızım. Karşındaki insan dünyanın en kötü adamı bile olsa böyle konuşmaya hakkın yok. Şahide müdahale ediliyor sayın yargıcım. İtiraz yerinde görüldü. Devam edin kızım. Elimde olsa idam sehpasının önündeki sandalyeyi ayağının altından ben çekerdim. Alçak adam. Seni ellerimle öldürebilmek için neler vermezdim, neler. Selma kızım. Sus artık anne, ne olur. Sakin olunuz lütfen kızım. Mahkeme salonunda olduğunuzu unutmayınız. Sanık Murat Keskin, şahidin sözlerine bir itirazınız var mı? Hayır sayın yargıç. Küçük hanımın sözlerinin hepsi doğru. O adamı 18 yılımı çaldığı için bilerek ve isteyerek öldürdüm.
Gerek deliller, gerek şahitlerin ifadeleri, gerekse sanığın açık itirafları nedeniyle katilin bu cinayeti taammüden işlediği sabit olmuştur. Daha önceki suçlarını da göz önünde tutarak kendisinin Türk ceza kanunları gereğince idamını talep ediyorum. Hayır! Hayır yapamazsınız! İdam edemezsiniz onu! Anne! Evet kızım, asamazlar. Çünkü katil benim. Öldürdüğüm adam yıllarca önce işlediği cinayeti kocamın üzerine atarak hepimizin felaketine sebep olmuştu. Cinayet günü de yalanlarla kandırdığı kızımı sapık emellerine alet etmek üzereydi. Kızımın namusunu, kocamın hayatını korumak için öldürdüm onu. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Karşınızda katil diye suçlanan adam, ömrünün en güzel yıllarını Kenan'ın yüzünden zindanlarda geçirmiş bir günahsızdır. O benim hayatta en çok sevdiğim kocam, kızımın özbeöz babasıdır. Anne, neler söylüyorsun sen? Evet yavrum, kendi ellerinle asmak istediğin insan senin özbeöz babandır. Baba, babacığım! Nasıl da utanmadan suçladım seni. Affet beni, affet beni babacığım. Kız yavrum. Kızma bana Murat. Yeminimi tutamadım. Şu 6 ay, 18 yıldan da uzun geldi bana. Bana da.